Kadar dinlesem doymam Sevim Hanım. Ben de onun sesine hayranım Fatma. Evde sizin için okumaz mı hiç? Eskiden okurdu ama son zamanlarda değişti biraz. Harikaydım benim bir tane ablacığım. Bu geceki kadar içten okuduğunu hiç duymamıştım. Teşekkür ederim. Her akşam beni ağlatıyorsunuz Behiye Hanım. Sana. Son şarkıyı çok seviyorum, onun için güzel okumuşumdur. Sen niye salondan dinlemedin? Kalabalığın arasında yalnız başıma sıkılıyorum. Kulisten dinlemek daha hoşuma gidiyor. Peki, yarın imtihanın yok mu senin? Var. Ama gündüzden hazırlandım. Bu gece seninle beraber olmak istiyorum. Özledim seni abla. Aynı evde oturduğumuz halde son günlerde o kadar seyrek görüşüyoruz ki. Derslerini hazırlaman lazım. Okulunu bitirdikten sonra bol bol görüşecek vaktimiz kalır. Hadi şimdi eve dön. Yarın erken kalkacaksın. Beraber gitmeyecek miyiz? Hayır. Gene dışarıda mı sabahlayacaksın abla? Küçükler büyüklerin işlerine o kadar karışmazlar. Hadi. Gecikme. Oh, merhaba Behiye Hanım, hoş geldiniz, buyurun oturun. Thank you.
Çok güzel değil mi? Nefis doğrusu. Evet, çok. Merhaba Hüseyin. Her zamanki gibi mi? Sormaya lüzum var mı? Baş üstüne. Oldu Behiyan. Rahatsız mısınız efendim? Hayır Hüseyin, hiçbir şeyim yok. Sayın misafirlerimiz, bu gece hepinizin çok iyi tanıdığı, memleket çapında ünlü bir kişinin aramızda bulunduğunu sevinçle bildiririm. Bizleri tatlı sesinden mahrum etmeyeceğini sandığımız Sayın Behi Aksoy! Sağ olun! Hepiniz sağ olun! Çok teşekkür ederim! Sizlere son günlerin en çok sevilen bir şarkısını okuyacağım. İçiyorum.
Çılgın sarhoş gibiyim, oh, dost düşman fark edemem. Çılgın sarhoş gibiyim. Ne o? Sen daha yatmadın mı? Hayır abla. Seni bekledim. Hani erken yatacaktın? İmtihanını unuttun mu? Unutmadım abla. Ama benim için imtihanımdan daha önemli bir şey var. Nedir o? Senin sıhhatin. Sıhhatimde ne varmış? Böyle her gece dışarıda sabahlayarak kendini mahvediyorsun abla. Sen kendini benim için üzme. Ne yaptığımı biliyorum ben. Abla! Çoktandır benden bir şey sakladığının farkındayım. Ama ne olduğunu anlayamıyorum. Bir şey sakladığım yok, rahat bırak beni. Benimle konuşman bile değişti. Annemiz babamız öleli, ikimiz beraber büyüdük. Kardeşlikten de yakın bir bağ var aramızda. Nedir benden sakladığın? Yalvarırım söyle. Sen hayal ediyorsun. Hiçbir şeyim yok benim. İnkar etme abla. Gece hayatına kendini bile bile attın. Sanki bir şeyden kaçmak ister gibi bir halim var. Evden, benden iyice uzaklaştın. Sıhhatini mahvediyorsun. Yarın hastalanıp yatağa düşersen ne yaparsın? Yarınım beni ilgilendirmiyor. Bugünümü yaşıyorum ben. Uzun vadeli yatırımlar yapmayı sevmem. No, evde cenaze mi var? Abla! Yüzünüzden düşen bin parça. Gören de bir felaket oldu sanacak. Şakanın sırası değil beye. Hem fazla hareket etmesen iyi olur. Bir yerim mi kırıldı? Hayır, ama kendini yormaman lazım, hastasın. Bir şeyim yok benim, demir gibiyim. Dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım, o kadar. No, sen imtihana gitmedin mi? Bu halde nasıl giderdim abla? İyi, sınıfta çak da aklın başına gelsin. Senin durumun onunkinden daha önemli. Bir süreden beri doktorun olarak rahatsızlığını tetkik ediyorum. Ama ne olduğunu anlayamadım. Amerika'dan yeni gelen çok iyi tanıdığım bir mütehassıs var. Seni ona götüreceğim. Bir yere gitmem ben. Senin kadar inatçı insan görmedim. Aslında hasta olduğunu sen de biliyorsun. Ama bu hastalığın ne olduğunu öğrenmek istemiyorsun. Daha doğrusu korkuyorsun. Farz edin ki öyle. Saatin kaç oldu? 11 abla. Geç kaldım. Arkadaşlar beni proveye bekler. Gazinoya gitmem lazım. Şarkıyı yeniden geçelim çocuklar. İstediğim gibi olmadı. Bugün çok dalgınsınız Beye Hanım. Bir şeyiniz mi var? Hiçbir şeyim yok. Yorgunum biraz. Hadi başlayalım. Thank you.
Söndürün şunu! Söndürün! Çabuk bir doktor çağırın! Son günlerde durumunda bir değişiklik var. Dün üst üste iki kriz geçirdi. Yalnız dikkatli olman lazım. Son derece inatçı bir insan. Sana hiç yardımcı olmayacak. Selim Bey beni buraya getirmek için niye zorladı anlamıyorum. Kendisine kaç defa bir şeyim olmadığını söyledim. Abla, rica ediyorum ısrar etme artık. Dün geçirdiklerini unutuyor musun? Yorgunluktan diyorum size, anlamak istemiyorsunuz. Hem bu doktorun vakti müsait değil galiba, ben gidiyorum. Abla! Doktor Fikret. Memnun oldum efendim. Sevim Hanım, Beyi Hanım'ın kardeşi. Memnun oldum. Müsaade ederseniz Beyi Hanım'la yalnız görüşmek istiyorum. Buyurun Beyi Hanım. Selim Bey sizden epey bahsetti. Herhalde hakkında hiç de iyi düşünmüyorsunuzdur. Bütün bunlar Selim Bey'in kuruntusu. Boşuna sizin de vaktinizi alıyor. Ben hasta değilim. Ümit ederim ki bir şeyiniz yoktur. Ellerinizi öne uzatır mısınız? Parmaklarınızın uçlarını nasıl yaktınız? Hatırlamıyorum. Anlaşılıyor. Hastalığınızdan bahsedilmesini istemiyorsunuz. İstemiyorum tabii, çünkü hasta değilim. Boşuna vaktinizi kaybediyorsunuz Fikret Bey. Peki, peki. Dün provada bayılmışsınız. Nasıl oldu, anlatır mısınız? Sadece biraz yorgundum, o kadar. Şimdi gidebilir miyim? Neden acele ediyorsunuz? Şöyle buyurun. Daha rahat edersiniz. Burası iyi mi, yoksa ışık rahatsız ediyor mu? Gözlerinize gelince göremiyorsunuz. Bana çocuk muamelesi yapmaktan vazgeçin doktor. Fazla ihtimamdan hoşlanmam. Gözlerinizi çok yorar mısınız? Geç mi yatıyorsunuz? Mesela bir gece evvel ne yaptınız? Hatırlamıyorum. Başınız ağrıyor değil mi? Gözlerinizin önünde bazen gölgeler dolaşıyor mu? Beni konuşturmak istiyorsunuz ama ağzımı açmayacağım. Söyledim size, hasta değilim ben. Anlamak istemiyor musunuz? Bırakın gideyim. Söndürün şunu, söndürün! Hasta değilim diyorum size, bırakın beni, hasta değilim. Peki öyleyse. Dilediğiniz gibi yapın. Aslında siz gerçeği öğrenmekten, hastalığınızın ne olduğunu öğrenmekten korkuyorsunuz. Gerçekten hasta mıyım doktor? Bana hiç çekinmeden her şeyi söyleyebilirsiniz, her şeyi. Ne kadar acı olursa olsun hakikati öğrenmek istiyorum. Bütün ailem tehlikelere karşı koymasını bilen insanlardı. Zavallı babacığım, annem öldükten sonra kendini öldürürcesine içti. Fakat bir gün olsun yalnızlıktan şikayet etmedi. Ben de onun gibi olmak istiyorum doktor. Bana itimat edin.
size faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Sizi biraz görmek istedim de. Niçin haber vermediniz? Salonda yer ayırtırdım size. Belki başka bir zaman. Bu gece fazla kalamayacağım. Zaten size bir şey söylemek için... Yoksa... kötü bir haber mi getirdiniz? Cesur olacağınıza söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Hastalığınız tahmin ettiğimden de önemli. Ameliyat yapmam icap ediyor. Ameliyat mı? Seyrek rastlanan bir hastalık bu. Adı gliyamo. Beyinde ufak bir tümör. Mutlaka ameliyat yapılması lazım. Korkulacak ve ümitsizliğe kapılacak bir şey yok. Yaşamanız için yardım ettiğime inanmanız şart. Size yardım etmek istiyorum. Dinleyin beni. Bu ameliyat o kadar mühim bir şey değil. Kısa zamanda iyileşeceksiniz.
Hani geçen gün bana cesur olacağınızı söylüyordunuz, hı? Peki doktor. Dilediğiniz gibi olsun. Hayatımı ellerinize teslim ediyorum. Kurtuldu mu Fikret Bey? Allah'ım, sana çok şükürler olsun. Size çok teşekkür ederim Fikret Bey. Burada herkes tarafından o kadar çok yakınlık gördüm ki sevim bilemezsin. Yalnız Fikret'in bana karşı daha yakın davranmasını isterdim. Niye abla? Yoksa sert mi davrandı? Hayır. Bilakis, o çok büyük bir insan Sevim. Ama yalnız işini düşünüyor. Benden herhangi bir hastasıyla konuşur gibi konuşuyor. Ne o? Yoksa? Evet. Ona karşı şimdiye kadar ömrümde duymadığım hislerle doluyum. Ama onun da bana daha yakın olmasını... yanımdan hiç ayrılmamasını istiyorum. Ameliyat olduğun gece uyumayıp sabaha kadar seni bekledi. Ama o zaman baygındım. Hiçbir şey hissetmiyordum. Yoksa benden hislerini mi saklıyor? Erkekler bu hususta gururlu olurlar. Hislerini belli etmekten kaçınırlar. Yaşamaktan ümidini kesmiş bir insanın... sevdiği kimse tarafından kurtarılması kadar mutluluk veren hiçbir şey olamaz Sevim. Artık her şey bana daha başka görünüyor. Gök daha mavi, güneşin ışıkları daha parlak, çiçekler daha güzel. Kurtulmanın sevincidir bu abla. Doğru. Ama başka bir şey daha var. Sanki bütün gördüklerim bana Fikret'in bir hediyesi gibi geliyor. Ona her şeyimi borçluyum. Yarın hastaneden çıkar çıkmaz şerefine büyük bir parti vereceğim. (Gülüyor)
Hoş geldin Gülten. Hayatım, geçmiş olsun. Ödümüzü koparttın hepimizi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Büyük geçmiş olsun abi. Sağ olun. Hepiniz sağ olun. Eğlenmenize bakın. Buyurun. Cidden güzel bir gece. Nasıl? Bari eğleniyor musun Fikret? Tabii, ama bu kadar şerefe layık mıyım bilmem ki. Asıl şeref duyan benim. Sana minnet ve şükran borcumu biraz olsun ödeyebilirsem ne mutlu bana. Bu gecenin senin gecen olmasını, unutulmayan bir gece olmasını istiyorum. Bir dakika. Sevgili dostlarım, şimdiye kadar bu evde sizlere birçok parti verdim. Fakat bu gecenin onlardan çok daha büyük, anlatılmayacak kadar büyük bir önemi var benim için. Bu geceki partiyi hayata tekrar dönüşümü kutlamak için veriyorum. Şu anda yaşamamı daha önce tanımadığınız bir kimseye borçluyum. Onu sizlere tanıtmakla gurur duyuyorum. Büyük ilim adamı, büyük insan, büyük dost, Doktor Fikret! Şimdi okuyacağım yeni şarkımı kalbimden gelen en derin hislerle ona ithaf ediyorum. Düşünür, her an senin yaşarım.
Şarkı için teşekkürler. Beni göklere çıkarttın, bu yükseklerde başım dönüyor. Zaten sen erişilmeyecek kadar yükseklerdesin. Onun için korkuyorum ya. Yanına yaklaşabilir miyim diye korkuyorum. Bunun o kadar güç olacağını sanmıyorum. Elimden tutup yardım eder misin? Bana o kapalı iç aleminin ufuklarını açar mısın? Ya o zaman hüsrana uğrarsan? Sandığın kadar geniş bulamazsan o ufukları? Denemeye değer mi? Değer. Bundan sonraki hayatımı sana borçluyum. Çok mutluyum Fikret. Bu mutluluğumuzu beraberce başka bir yerde kutlayabilir miyiz? Nasıl istersen, tabii. Niye ağlıyorsun? Hani mesuttun? Saadet gözyaşları bunlar. Bütün ümitlerini kaybetmiş bir insana tekrar yaşama gücü verdim. Sen benim gözümde artık mabutlaştın Fikret. Ben sadece vazifemi yaptım. Vazife mi? Demek herhangi bir kimseye de aynı şekilde davranırdın. Belki. Siz doktorlar hep böyle sert kalpli mi olursunuz? Beni sert kalpli mi buluyorsun? Oldukça. Sadece hastalarının sıhhatiyle ilgileniyorsun. Başka ne yapabilirdim? Kara kaplı kitapların onların kalplerinden, duygularından bahsetmez mi? Hayır, etmez. O duyguları insan kendi kendine öğrenir. Sen öğrendin mi? Bugüne kadar fırsat bulamadım. Buna bir inanabilsem. Fikret'i her sabah görmeye o kadar alıştım ki... ...bugün gelmeyeceğini öğrenince bir tuhaf oldu içim. Telefonla sen mi çıktın? Evet. Ne dedi? Niye gelmiyormuş? Üniversitede önemli bir konferans varmış. Peki telefona niye beni çağırmadın? Uyuyordun. Uyandırmak istemedim. Olsun. Uyusam da uyandır. Telefonda onun sesini işitsem yeter. Dünyalar benim olur. Onu bir gün bile görmeden yapamıyorum artık. Ama o kadar kapalı bir insan ki... ...hislerini bir türlü belli etmiyor bana. Gazinoda programına ne zaman başlıyorsun abla? Bilmiyorum. Fikret ne zaman müsaade ederse... ...onun isteklerini yerine getirmek... ...arzularına boyun eğmek... ...tarifsiz bir zevk veriyor bana. İnatçı ablanı öylesine değiştirdi ki. Bugün hava pek sıkıntılı. Yağmur yağacak galiba. Sevim, Fikret'ten her söz açışımda neden lafımı kesiyorsun? Bir türlü anlamıyorum. Kusura bakma. Acele okula yetişmem lazım. Doktor bey içeride mi? Hayır Behiye Hanım, daha gelmedi ama telefon etti, birazdan gelecekmiş. Peki, teşekkür ederim. Sevim. Ne arıyorsun sen burada? Hiç. Fikret'i bekliyordum. Peki, sen okula gitmedin mi? Gittim. Ama ikinci derste birden başıma feci bir ağrı girdi. Belki tesirli bir ilaç verir diye düşündüm. Hastalanma sırası demek sana geldi. Yok, hayır. O kadar önemli değil. Zaten hafifledi bile. Beklemesem de olur. Neden beklemeyeceksin hazır gelmişken?
Lüzumu yok. Hem sizin konuşacaklarınız olur belki. Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok ki. Olsun. Bir arkadaşımı da görmem lazım. Zaten geç kaldım. Fikret Bey şimdi gelir. Lüzum yok. Geldiği zaman aradığımı söylersiniz, kâfi. Merhaba. Bugün beni görmeye gelmişsin. Evet. Bazen böyle budalalığım tutar. Budalalık mı? Evet, budalalık. Siz doktorlar her hastalığı tedavi edersiniz ama kadınların budalalığına bir çare bulamazsınız. Neler söylüyorsun Behiye? Gerçeği. Bak, bu hastalığımı kabul ediyor. Kimseden saklamıyorum. Aklı başında bir insan doktoruna teşekkür eder, ücretini öder, bir daha da görmez. Bense her gün onu görmek arzusunu duydum. Ne zavallıyım değil mi? Geleceğini, hele bu kadar kızacağını bilseydim daha erken dönerdim. Sen niye beklemedin? Bekleyen yalnız ben değildim. Sırada başkası da vardı. Bana yerini bırakmak nezaketinde bulundu. Sevim uğramış. Evet. Birdenbire hastalanıvermiş o da. Belki ruhi bir buhran geçiriyordur. Tedavinize devam edin. Ben rahatsız etmeyeyim. Söyle bana derdini. Sahnelerin o parlak yıldızını üzgün görmek istemiyorum. Bırak Fikret. Değmez benimle uğraşmayı. Ama ben aynı fikirde değilim. İnsan yakın bir arkadaşına, bir dostuna kalbini açmaz mı? Doğru. Sen sadece bir dostsun. Beni de hep o gözle gördün. Hayaller içinde çarpan kalbimin sesini duymak istemedin. Bir doktor olarak değil de genç bir erkek olarak hastanın çoktandır sana aşık olduğunu anlamalıydın. Bir kadının erkeğe ilanla aşk etmesi doğru değil, biliyorum. Ama madem ki dostuz, artık söyleyebilirim. Sakın hislerime karşılık vermeye mecbur sanma kendini. Hatta başkasını da sevmeye serbestsin. Dost, dostun iyiliğini ister. Budalam benim. Gerçekten koca bir budalaymışsın. Şimdi anlıyorum. Birkaç gündür sevimle konuşmalarımı meğer başka manaya almışsın. Halbuki ona senin bana karşı duyduğun hislerin aynını, hatta daha fazlasını senin ne kadar çok sevdiğimi anlatıyordum. Seninle evlenmeyi arzu ettiğimi söylüyordum. Fikret, doğru mu söylediklerin? Allah, inanacağım gelmiyor.
ki geldin Sevim. Ben de sana telefon edecektim. Biliyorsun bu akşam hep beraber yemek yiyeceğiz. Yalnız benim nikah elbisemin provasına gitmem lazım. Eğer gecikirsem sen Fikret'le beraber gazinoya git, beni orada bekleyin, olmaz mı şekerim? Peki ablacığım. Hadi. Fikret Bey yok mu? Hayır efendim. Acil bir vaka için hastaneye kadar gitti. Bu akşam kardeşimle beraber üçümüz dışarıda yemek yiyeceğiz. Elbise provam erken bitince Fikret'i almaya gelmiştim. İyi ettiniz Behiye Hanım, biraz sonra gelir. Müsaadenizle. Merhaba. Merhaba. Ablan nerede? Terziye provasına gitti. Gecikirsem siz gidin, gazinoda buluşuruz dedi. Ben de hastanedeydim. İşim bitince vakit kaybetmemek için muayenehaneye uğramadan buraya geldim. Hadi öyleyse gidelim, bekliyordur. Peki. Bayan Behiye Aksoy'un gönderilen kan ve cilt numuneleri üzerinde yapılan tetkiklerde gliyamo teşhisinin müspet olduğu neticesine varılmıştır. Bu hastalıkta ameliyat faydasız olup ölüm muhakkaktır. Neden dalgınsın? Bir gün ablamın gerçeği öğrenmesinden öyle korkuyorum ki. Bu akşam bunu düşünmeyelim. Biz belli etmesek nereden öğrenecek? Evet ama er geç bir gün felaketle karşı karşıya kalacak. Zavallı ablacığım. O zaman çekeceği korkunç ıstırabı düşünmek beni çıldırtıyor. Kaderin önünde ilim de güçsüz kalıyor. Artık bize düşen vazife kendisine durumu hiç belli etmemek. O kadar hassas bir insan ki. İkimizin konuşmalarını görünce aramızda hissi bir bağ olmasından bile şüphelenmiş. Halbuki onu ne kadar sevdiğimi bir bilse. Gerçekten ablamı çok seviyor musun Fikret? Tarif edemeyeceğim kadar çok. Kısa ömrünün her dakikasında onu mesut etmek istiyorum. Bu gibi vakkalarda hastanın saati bir süre düzgün gider. Bu süre belli değildir. Belki bir yıl, belki 6 ay, belki sadece birkaç gün. Sonra hiç acı duyulmadan ani bir körlük başlar. En fazla 2 saat içinde ölüm gelir. Merak etmeye başladım. Tersine bir telefon edeyim. Körlükten sonra 2 saat içinde ölüm. Behiye Hanım! Terzisinden çoktan çıkmış. Eve gitmiş olmasın? Eve de ettim, kimse yok. Hadi kalk, burada beklemekte fayda yok. Hesabı oğlum. Ani bir körlük başlar. 2 saat içinde de ölüm gelir.
Alo, Gülen sen misin? Dinle beni. Evlenmekten vazgeçtim. Şimdi sebebini anlatamam ama kararım kesin. Bu geceden itibaren eski hayatımıza devam ediyoruz. Sabahlara kadar çılgınlar gibi eğleneceğiz. Evet, gazinoyu da bırakıyorum. Hürüm artık, anlıyor musun? Hürüm! Hadi çabuk çocuklara da haber ver, toplanıp gelin. Yalvarırım, yalnız bırakmayın beni. Yalnızım. Yalnız bırakmayın beni. Korkuyorum. Korkuyorum. Behiye. Merhaba doktor. Yumuşak yürekli, hassas, merhametli doktor. Hani bana her şey olduğu gibi söyleyecektin? Hani bir şey saklamayacaktın benden? Yüreğin el vermedi değil mi? Acıdın bana, merhamet ettin. İki günlük ömrü kalan bir zavallının son dakikalarını hoşça geçirtmek istedim. Abla! Sus! Senden de nefret ediyorum. Hayatta en güvendiğim iki insan bana bu korkunç oyunu oynarsa artık kime güvenebilirim? Ölüme mahkum zavallı bir insanla daha fazla alay etmenize tahammül edemem. Çekilin! Çekilin, yüzünüzü görmek istemiyorum! Sadece seni üzmemek istedik abla! Tabii, anlıyorum. Bana acıyordunuz. Hele Fikret Bey halime o kadar acıdı ki merhametinden evlenme bile teklif etti. Evet. Üç günlük ömrü kalmış bir zavallıya, bana merhametinden! Yeter artık! Suratıma, gözlerimin içine bak, iyice bak! Seni seviyorum Behiye, evlensek de evlenmesek de seviyorum! Yalan! Yalan! Bütün bunları acıdığın için söylüyorsun, yalan hepsi! Tiksiniyorum hepinizden, kendimden de! Artık bundan sonra dilediğim gibi yaşayacağım, dilediğim gibi! Thank you.
burası Agora meyhanesi. Burada yaşar aşkların en divanesi, en şahanesi. Seni çok aradım. Ama bir gün gene karşılaşacağımızı biliyordum. Ayrı kaldığımız süre içinde hayatın ne kadar boş bir şey olduğunu anladın mı bilmem. Yaşadıklarını sanan birçok insanlar aslında manasız bir hayat geçirirler. Hayatta bir tek önemli şey var Behiye, aşk. İnsanların birbirlerini sevmesinden daha kıymetli, daha ulvi hiçbir şey olamaz. İnan buna. Hatırlıyorum,
Bir gün kara kaplı kitaplarında bunun yazılı olup olmadığını sormuştun. Hayır diye cevap vermiştim. Ama bu gerçeğe varabilmek için onları okumak lazım. Sevişen iki insan için zamanın önemi yok. Kısa bir zaman olabilir bu. Ama inan ki anlamsız geçen uzun bir ömre, hatta ölümsüzlüğe bedeldir. Seni daha önce, yıllar önce tanımadığıma o kadar üzgünüm. Zamanın hiç önemi yok. Tanıştığımız günden beri sana karşı duyduğum hisler, hayatım boyunca bana yetecek kadar kuvvetli. Seni karşıma çıkardığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Fikret, affet beni. Son günlerde ne yaptığımı ben de bilmiyordum. Affet. Sana ihtiyacım var. Benimle evleneceksin, değil mi? Belki saadetimiz kısa sürecek ama mesut geçen her anımız ebediyet kadar kıymetli olacak. Sevgilim, hayatımızın sonuna kadar unutamayacağımız bir balayı geçirmek istiyorum. Sevdin mi buralarını? Ömrümde hiç duymadığım saadeti duydum. Bugüne kadar ağaçların, kuşların, hatta çakıllara vuran dalgaların konuştuklarını bilmezdim. Itırların, otların, ardışların kokularını sen öğrettin bana. Seni mesut görmek benim için en büyük saadet.
Yarın ayrılıyor muyuz buradan? Sen nasıl istersen. Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzel. Yalnız... Evet? Senden bir şey isteyeceğim ama bilmem ki. İsteyip de elde edemeyeceğin bir şey var mı benden? Belki içinden arzu etmezsin diye düşündüm. Nedir o? Sahneye tekrar çıkmama müsaade eder misin? Sakın beni yanlış anlama. Şarkı söylemeden yapamam ben. Senin aşkına ne kadar ihtiyacım varsa... dinleyicilerimin karşısına çıkıp şarkı söyleyerek... onları duygulandırmaya da o kadar ihtiyacım var Fikret. Bilmem bu hislerimi anlayabilir misin? Sahneye çıktığın zaman seni dinlemek için koşacak ilk insan ben olacağım. Sana çok, çok teşekkür ederim. O kadar heyecanlıyım ki tahmin edemezsin. Sanki hayatımda ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi. Uzun süre ayrıldığın için olacak. Hayır. Fikret dinleyicilerin arasında olduğu için. Bir kere sahneye çıktın mı heyecanın geçer, düşünme. Balayın nasıl geçti? Bir rüya gibi. Bu kadar mesut olmamda senin de rolün büyük Sevim. Halbuki bir ara senden de şüphelenmiştim. Unut bunları abla. Elektriği niçin söndürdün? Elektrik sönmedi ki abla. Demek ışıkları kapatmadın. Hayır. Görmemeye başladım. Abla! Abla! Ablacığım! Evet. Sıranız geliyor Behiye Hanım. Peki. Abla! Sakın bunu Fikret'e duyurma. O bu felaketi bilmemeli. Ancak ben ruhumu teslim ettikten sonra her şeyi öğrenmeli. Ama bizi hiçbir zaman affetmez. Yalvarım sana Sevim. Son arzumu kırma. Kısacık kalan ömrümün iki saatinde Fikret'e hayatının en mutlu dakikalarını yaşatmak istiyorum. Sahneye çıkmama yardım et. Gözlerimin görmediğini hiç kimse anlamamalı. Seyircilerime karşı son vazifemi tam olarak yapmak istiyorum. Başarılar Behiye Hanım. Teşekkür ederim Kadir Usta. Geldik galiba. Evet. Fikret ne tarafta oturuyor? Pistin önündeki masada. Teşekkür ederim.
Çok sevgili dinleyicilerim, bu gece ve şimdiye kadar bana karşı göstermiş olduğunuz ilgiye en derin minnet hislerimle teşekkür ederim. Bir gün aranızdan ayrılmak zorunda kalırsam sizleri hiçbir zaman unutmayacağımı bilmenizi isterim. Tekrar sonsuz teşekkürler. Kucaklamak istiyorum. Anlıyorum, hemen gidelim. Ağlama Sevim, ağlama canım. Fikret gelince hiçbir şey anlamamalı. Hadi odamıza gidelim. Senin kadar büyük
büyük bir sanatçıyla evlenmiş olmaktan gurur duyuyorum Behi. Niçin ağlıyorsun? Çok heyecanlıyım, ondan olacak. Başarını bu gece evimizde çılgınca kutlayalım, ha? Hoş geldiniz efendim. Doktor bey, biraz evvel hastaneden telefon ettiler. Acele bir ameliyat için sizi çağırıyorlar. Hemen çantamı alayım. Abla! Sus! Bizi biraz yalnız bırak. Ne aksi tesadüf! Seni bu akşam yalnız bırakmak istemezdim ama... Hemen gitmelisin sevgilim. Sana ihtiyaçları var. İşim biter bitmez yanında olacağım. Fikret! Efendim? Evet? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aşkı bana sen öğrettin. Seni tanımadan önce dünyada bu kadar güzel hisler olacağını bilmezdim. Sen de benim ilk sevgilimsin. İlk ve son. Öyle. O kadar büyük bir vaatte bulunmanı istemiyorum. Bir gün ölürsem başka birisini sevmeye hakkın var. Bu kadarı bana fazlasıyla yeter. Yok, böyle konuşmana müsaade etmiyorum. Hayatta bana yalnız senin sevgin lazım. Kuru bir toprağın suya nasıl ihtiyacı varsa benim de senin aşkına öyle ihtiyacım var. Beni bu kadar mesut ettiğin için sana teşekkür ederim. Senin de her zaman, ama her zaman mesut olmanı istiyorum. İşte bunları söylemek istedim. Hadi, hadi git artık. Odama götürür müsün? Farkına varmadan gittiğine o kadar memnunum ki Sevim. Onun üzüldüğünü hissetmek bile beni çıldırtabilirdi. Fikret, sevgilim, Sevim, ona ölürken bile ismini dudaklarımdan eksik etmediğimi, onu düşünerek öldüğümü söyle. Sonra bir arzum daha var. İleride onun mesut olmasına sen yardım et. Mesut olmaya layık bir insan ol. Bunu da ancak sen yapabilirsin. Abla! Sus! Ağlama! Biraz beni onun hayaliyle yalnız bırakır mısın? Ağladık sevgilim. Aşk yolunda bağrı yanık yolcular.
varmadan bir kaynağı gün soğudu. Hey.